Titanic akşam 23.40'ta Kuzey Atlantik Okyanusu'nda bir buzdağı ile çarpışmıştı. Geriye kalan enkazından birçok eser bulundu ve restore edildi. Bunların bazıları geminin parçaları, takılar ve yemek tabaklarıydı. Geminin buz gibi soğuk denize gömülmesi yaklaşık 3 saat sürmüştü. Soğuk ve oldukça hareketli bir geceydi. Orkestra gemideki yolcuları büyüleyen bir müzik çalıyordu. Herkes Amerika'ya gittiği için çok heyecanlıydı. 1912 yılında bir geminin Atlantik'i aşması muhteşem bir şey olarak görülüyordu. Fakat gemi ilerledikçe kaptanın ve mürettebatın içini kötü bir şey olacağına dair bir korku kaplamaya devam etti. Gerçi bunu başka hiç kimse hissetmiyordu. Diğerlerine göre bir şeylerin yolunda gitmemesine ihtimal yoktu ve her şeyin yolunda olduğu sıradan bir akşam olacaktı. Onlara göre Titanic batmayan bir gemiydi. Titanic deyince insanın aklına en son gelen şey posta mürettebatıdır. Evet, gemide Amerika'ya posta götüren postacılar da vardı. Bu ilk bakışta alelade bir iş gibi görünebilir. Fakat gemiye kabul edilmek için oldukça zor bir sınavdan geçmişlerdi. Sadece en iyi olan birkaç aday bu işe uygun bulundu ve o birkaç kişi de son elemeye kalarak gemiye kabul edildi. Amerikalı John Starr March, Titanic'te çalışan ve yılda 1 ila 1500 dolar civarında kazanan postacılardan biriydi. Bu meblağlar 1912 yılında çok büyük paralardı. Bu postacılar resmi olarak gemi mürettebatından sayılmıyordu. Çünkü posta mürettebatı 3. sınıfın yakınlarına yerleştirilmişti. Ancak buna itiraz edip direnince sonunda yerlerini değiştirdiler ve kendilerine özel bir yemek salonu verilmesini sağladılar. March bu işe ailesine bakmak için paraya ihtiyacı olduğundan girmişti. Okyanusta seyreden büyük bir gemide çalışmak, büyük paralar kazanmak için iyi bir yoldu. O zamanlar 51 yaşındaydı ve New Jersey'den gelmişti. Ne yazık ki gemi batarken içindeydi ve kurtulamadı. Fakat o talihsiz gecede olanların iç yüzünü biraz anlamamızı sağlayacak bir köstekli saat bulundu. Bu saatin işlemeli altın rengi bir kutusu vardı ve üzerinde Elgin Ulusal Saat Şirketi tarafından yapıldığı yazıyordu. İlk kez baktığınızda bunun şöminenin üstüne yakışacak son derece güzel bir antik olduğunu düşünebilirsiniz. Ancak bu saatin bazı sıra dışı ayrıntıları var. Suyun camın altına sızdığı bariz bir şekilde belli oluyor ve saatin siyah kolları zamanın tam olarak 1:27 geçe olduğunu gösteriyor. Buysa saatin neden tam da o saatte durduğunu merak etmemize neden oluyor. Saatin sahibi o sırada ne yapıyordu? Posta memurları Titanic'te aktif olarak çalışan ve etkin bir posta tasnif tesisi yürütüyorlardı. Bu okyanusta yolculuk yapan çoğu yolcu gemisinin bir limandan diğerine posta taşırken kapalı posta torbaları kullanması yüzünden bir gemide sık rastlanan bir şey değildi. Titanic'teki posta tasnif tesisi gemi İrlanda'daki ve Fransa'daki transit alanlarına demirlediği zaman yolcuların kartpostal gönderebilmesine olanak sağlamıştı. Raporlara göre insanlar akşam 11 civarında odalarına çekilmeye başlamıştı. Ancak bazıları hala gemide dolaşıyor ve gecenin tadını çıkarıyordu. 5 postacı ise kendi yemek odalarında meslektaşlarından birinin doğum gününü kutluyordu. Mürettebat üyeleri çarpışmadan 5 dakika önce buzdağını fark etti ve geminin önüne bir engel çıktığını bildirip uyarı yapmak için çanı 3 kez çaldılar. Titanic'in sola gitmesi için motorların tersine çalıştırılması ya da gemicilerin deyimiyle sancak alabanda emri verildi. Ne var ki bu büyük çarpışmaya engel olamadı. Titanic saat 23.40'ta buzdağına çarptı ve çarpışma iç kısmında bir felakete neden oldu. Bir taraftan nihayetinde gemiyi batıracak olan su içeri sızmaya başlamıştı. Diğer taraftan da yolcularla mürettebatı tam bir panik ve kaos havası sarmıştı. Kaptan Smith güverteye geldi ve ona Titanic'in bir buzdağına çarptığı bildirildi. Aynı anda posta odası da suyla dolmaya başlamıştı. 268 metrelik geminin saat gece 2:20 geçe sularında tamamen battığını ve 706 kazazedenin kurtulduğunu biliyoruz. Çarpışma anı ve geminin batışı arasında geçen süre ise bir sürü olayla doluydu. Gece yarısı yolcuları tahliye edebilmek için filikalar hazırlandı. Kadınların ve çocukların onlara rehberlik edecek ve yönetecek birkaç denizciyle beraber kurtarma filikalarına bindirilmesi emredildi. Ancak burada bir sorun vardı. Mevcut 20 adet kurtarma filikası gemideki 2200'den fazla kişinin ancak 1178'ini alabilirdi. March ve meslektaşları hemen postaları ayırmaya başladılar. Gemide yönlendirme ve emir karmaşası yaşanıyordu. Titanic her geçen saniye buz gibi suyla doluyordu. Kaptan Smith gece yarısından 15 dakika sonra mürettebat üyelerine imdat çağrısı göndermelerini emretti.
SOS Titanic'ten önce icat edilmiş olsa da o sıralarda birçok gemi CQD kullanıyordu. Bu arada CQ genel çağrı, D ise tehlike anlamına gelmektedir. İlk cevap verenlerden biri Frankfurt olmasına rağmen gemi yardım edemeyecek kadar uzaktaydı. Titanic'in kardeş gemisi Olimpik bile yardım çağrısına cevap verdi. Fakat ne yazık ki o da çok uzaktaydı. Carpathia saat gece yarısını 20 geçe acil durum mesajını aldı. Olay yerinden 58 deniz mili uzakta olmasına rağmen rotasından çıktı ve yardım etmek için yola koyuldu. Bu rahatlatıcı bir haber olsa da gemiye sızan su tehlikeli bir seviyeye çıkmaya başlamıştı. Geminin saatler içinde suyun altında olacağı barizken herkesi sakinleştirmek hiç de kolay bir iş değildi. O vakte kadar birçok yolcu filikalara binmişti ve suya indirilmeyi bekliyordu. Gemideki müzisyenler hala beklemeye devam edenler için çalmaya başladı. Başlangıçta birinci sınıfın lüks salonunda çalıyorlardı. Ancak sonra güverteye çıktılar. Çalmaya ne kadar devam edeceklerini ve hangi şarkıyı çalacaklarını tartışıyorlardı. Müzisyenlerin hiçbiri gemiden kurtulmayı başaramadı. Gemideki 5 postacı ise batarken bile hala görevlerinin başındalardı. Gemi süvarilerinden birinin söylediğine göre postacılar posta odasını basan su bileklerini geçtiği halde harıl harıl çalışarak mümkün olduğu kadar çok postayı kurtarmaya uğraşıyordu. Marge da onlardan biriydi. Etrafta birçok posta torbası yüzüyordu. İlk olarak taahhütlü postalarla başladılar. Titanic'in batışına tanıklık edenler, postacıların yardım gelene kadar ıslanmamaları için posta torbalarını güverteye taşıdıklarını anlattı. Bunun yanı sıra buz gibi suda yüzen posta torbalarından da bahsettiler. Geminin sol tarafındaki 7 numaralı filika suya indirilirken saatler gece yarısını 45 geçeyi gösteriyordu. Filika aşağı yukarı 65 kişi alabilecekken o sırada içinde sadece 27 kişi vardı. Kurtarma filikalarının birçoğu taşımasına izin verilen azami sayıdan daha az yolcu almıştı. Mürettebat çok fazla insan bindirilirse filikaların alabora olmasından endişe ediyordu. Hatta bazı raporlara göre Titanic'in batmayan bir gemi olduğuna güvenen ve filikalara binmeyi reddeden insanlar bile oldu. Bir ara ellerindeki 8 imdat fişeğinden birini ateşlediler ama bunun bir faydası olmadı. Gece yarısını 55 geçe ikinci ve üçüncü kurtarma filikaları suya bırakıldı. İki erkek yolcu gemiden atlayarak filikalara bindi. 5 dakika sonra yaklaşık 39 kişi taşıyan başka bir filika daha indirildi. Bu sırada su büyük merdivenlerin tabanına kadar ulaşmıştı. Sonraki 20 dakikada daha çok filika suya indirildi ancak bunların çoğu kapasitelerinin altında doldurulmuştu. Yardım hala gelmemişti. Carpathia yoldaydı. Panik gitgide büyüyordu ve gerilim artıyordu. Geride bırakılan insanlar çok öfkeliydi. Gece 1.30 sularında işler kontrolden çıkmaya başladı. Yolcuların düzenli bir şekilde filikalara bindirilme işlemi durdu. March'ın saati 3 dakika önce durmuştu. Bu, March'ın mürettebatla yolcular arasındaki itiş kakışın arasında kaldığı anlamına gelebilir. Carpathia'nın gelmesi 3 saat sürdü. March ne yazık ki kurtulanlar arasında değildi. Saati Titanic'in enkazından çıkarılan en önemli bulgulardan biri oldu. Bir sürenin ardından da March'ın iki kızına geri verildi. Günümüzde ise Amerikan Ulusal Posta Müzesi'nin koleksiyonlarından birinde yer alıyor. March en zor durumda bile ne yapması gerektiğini bilen bir adamdı. Zaman gemideki insanlar için çok değerliydi. Bu saat ise Titanic'in trajik ve merak uyandıran hikayelerine ışık tutması açısından oldukça değerli bir bulgu oldu.